Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu hafta maalesef çıkamadım denize, yani çıkamadım derken havalardan dolayı. Yani böyle birkaç aydır, hatta yani yaz sonundan beri hakikaten deniz sürekli kötü. Hiç doğru düzgün bir deniz bulamadım. Bulamadık yani. Biz Antalya'da sürekli hava sürekli esiyor. Sürekli dalgalı, sürekli rüzgar var. O yüzden gerçekten artık böyle şey yapıyoruz. Gün bakıyoruz böyle, ne gün boş, ne gün güzel, aa hemen oraya gidelim, hemen denize çıkalım gibisinden. Gerçekten böyle uğraşıyoruz yani, zaman kovalıyoruz. Öyle, o yüzden maalesef bu hafta da çıkamadım denize. Ama bu hafta bu soru cevap videosunu hemen sonra, bu yani şu an bunu çektikten hemen birkaç gün sonrasında çıkacağım denize ve şöyle uzun bir yolculuk yapmayı planlıyorum. Yani atıyorum 3-4 günlük böyle uzun bir mesafe gitmeyi düşünüyorum. Oradaki gördüğüm, ettiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte güzel bir gezi yapmak istiyorum. Onun dışında da bugün Instagram'dan bir soru cevap videosu için sorular istedim. Bugün soru cevap videosu yapacağız. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiğince, bildiğim kadarıyla. İşte merak ettiklerinizi anlatacağım. Benim hakkımda ne bilmek istiyorsanız ya da ne sorduysanız sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Şöyle biraz başlayayım isterseniz baştan. Hatta ilk önce biraz belki çok fazla tanımayan, bilmeyen olabilir. O yüzden biraz kendimden de bahsedeyim. Ben Antalya'da yaşıyorum. Bu arada hani Ege taraflarına, yani Fethiye, Göcek vesaire o taraflara çok gidiyorum. Evet, ama gezmeye gidiyorum. Onun dışında Antalya'da, merkezde yaşıyorum. 31 yaşındayım. Balık burcuyum. 19 Mart doğum günüm geçti. Ama olsun, sene için size mesaj olsun. Onun dışında yani deniz benim için inanılmaz bir tutku, aşk. Yani artık ne derseniz ona. Yani ben denizden vazgeçemiyorum. Karavan aldık. Olmadı. Hoşumuza gitmedi derken. Yani deniz çok ayrı bir şey. Karavan çok ayrı bir şey. Ama yani deniz karavana 10 bastı benim için. O yüzden maalesef karavanla pek böyle atraksiyon yapamadım, gidemedim. Çok video konusunda da aslında karavan birazcık şey kalıyor, kısır kalıyor. Yani çok fazla şey yapılamıyor maalesef. O yüzden de tekneden devam ediyoruz açıkçası. Neyse, ben hafiften şöyle başlayayım. Yine aralarda belirtmem gereken kendimle ilgili bir şey olursa size söyleyeyim. Şöyle ilk sorudan başlayalım isterseniz. Kullandığınız tekneden almak istiyorum. Kullanım avantaj ve dezavantajları nelerdir denmiş. Biliyorsunuz ben Marimbot Samba Deluxe kullanıyorum. 4.95 ve 70 beygir Yamaha ile. Yani şöyle, aslında bu kişiye göre değişiyor. Hiçbir şekilde avantajı şu ya da dezavantajı bu diye belirtmek birazcık saçma oluyor. Çünkü mesela ben atıyorum hız severim. Siz hız sevmezsiniz. Yavaş gitsin, az yaksın. Ya da işte ben işte iki kişinin kalabileceği bir kamera olması bana yeterken, kimisine iki kişi kamera mı olur, beş kişilik olsun, on kişilik olması lazım, öyle kamera mı olur diye memnuniyetsiz olabiliyor. O yüzden ben kendime göre bir avantajlarını, dezavantajlarını sayayım isterseniz, siz de ona göre kafanızda bir şey belirir, ne bileyim, bir fikir edinirsiniz gibi. Şimdi özellikle küçük olması, yani 5 metre olması benim için büyük bir avantaj. Bunun nedeni de arabayla istediğim yere taşıyabiliyorum. Yani istediğim yere götürebiliyorum. İstediğim yerden atıp çekebiliyorum. Yani bu tabii kumdan veya böyle sahilden zor ama sert bir zeminden rahatlıkla atıp çekebiliyorum. Mesela benim için en büyük avantajlardan bir tanesi bu. O ikinci avantajı kalınabilir olması. Yani o kadar küçük bir tekne olmasına rağmen içinde 2 kişi, hatta zorlarsanız 3 kişi bile yan yana kalabiliyor. Bu ayrıca mükemmel bir avantaj bence. Kullandığım teknenin diğer bir avantajı, içinde duşu var. Yemek yapabiliyorsunuz, masası var, güneşlik tentesi var. Ne bileyim yani, bir sürü aksesuarı var mesela. Bunlar benim için çok büyük avantajlar. Dezavantajı ne olabilir diye düşünüyorum. Mesela ayrı bir avantajı da çok sığ sulara girebiliyorum. Yani bazen videolarda görüyorsunuzdur. Yani böyle bu kadar, böyle hemen yarım metrelik sulara girebiliyorum. Giriyorum, oradan hemen atlıyorum dizime kadar suya mesela. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü ben sığ suları çok seviyorum. Böyle tertemiz suları, böyle ayağımın değebileceği yerlere girmeyi, böyle küçücük koylara vesaire girmeyi çok seviyorum. O da ayrı bir avantaj benim için.
Ondan sonra 70 beygir Yamaha taktım arkasına. Neredeyse 31 mil hız yapıyor. Yani gayet iyi bir hız. Yani avantajsa bir sürü avantajı var. Dezavantaj olarak ne olabilir? Mesela dezavantajı boyundan ötürü, hadi bir dezavantaj söyleyeyim. Yani atıyorum 4 kişi bindiğiniz zaman tekneye birazcık sıkışıyorsunuz. Karışıyor içeride mesela yani. Çok fazla bir şey, ha, binebiliyoruz. Biniyoruz, geziyoruz. 5 kişi, 6 kişi gezdiğimiz oldu bu tekneyle. Yani ne oluyor? Birazcık yer sıkıntısı oluyor. İşte herkes ayakta gezemiyor, oraya geçemiyor, bilmem ne, hafif bir sıkışıklık oluyor mesela. Dezavantaj olarak bu olabilir. Onun dışında çok uzun seyirler belki, yani ben yapabiliyorum. Bana çünkü çok rahat geliyor. Ama onun dışında küçük bir yer, yani küçük bir tekne olduğu için belki kimilerine orada sıkılırım. İşte çok fazla hareket edemediğim için boğulurum vesaire vesaire, bir sürü dezavantaj kendi kendinize sayabilirsiniz. Ama ben gerçekten mesela biliyorsunuz belki, bir hani ona ayrı bir soru olarak devam edeceğim ama bir önceki teknem yine 6.5-6.20 kabinli bir tekneydi. Mesela o, evet, daha geniş, daha böyle ferahtı ama onun dezavantajları bunun karşısında çok fazla. Ama onun avantajları, bu şu anda kullandığım teknenin avantajlarına göre çok daha az kalıyor. Yani benim kullanım amacıma göre, bu hep kullanım amacıyla ilgili, benim kullanım amacıma göre bu tekne çok çok daha iyi bana göre. O yüzden bunu bu şekilde söyleyeyim. Avantajları bana göre, benim kullanım amacıma göre çok daha fazla dezavantajlarından. İkinci soruya geçiyorum o zaman. Bir depo benzin kaç TL'ye doluyor ve kaç saat sürüş yapılıyor demişler. Şimdi şöyle hemen hesaplayalım. Güncel fiyatla hesaplıyorum. 22,5 TL diyelim mazot. 25 litre depo var. 25 litrede yanıma yedek alıyorum. Çarpı 50 eşittir maalesef 1125 TL para yapıyor. Yani bununla ne kadar gidiyor? Hemen şunu da söyleyeyim. Ben biliyorsunuz bir öncesinde 50 beygir Mercury kullanıyordum. Mercury'de 60 kilometre 25 litre ile 60 kilometre yol gidebiliyordum. 60-65 gibi. 25 litre benzin yakıyordu. 70 beygir Yamaha'ya geçtiğimde bu mesafe, 60 kilometrelik mesafe bu sefer 20 litreye düştü. Çünkü neden? Biraz daha az zorlanıyor tekne. Yani daha az devirde, daha onun eskisinin gittiği hızlarda gidebiliyorsunuz gibi. Biraz daha düştü yani. 60 kilometrede 5 litre kadar düştü. Yani öyle söyleyeyim. 60 beygir kullanmadığım için bilmiyorum. Ama ortalama kilometre bazında söylüyorum. Saat vesaire hiç ölçmedim maalesef. Ortalama 4000-5000 devir arasında gittiğim zaman 25 litre 60 kilometre gidiyordu. Bunda da Yamaha'da da 20 litre ile 60 kilometre gidiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani buradan yine mesafeyi ölçüp ya da o şekilde bir şey yapıp kendinize göre hesaplama yapabilirsiniz. Hemen bir sonraki şeye geçiyorum, soruya. Güncel masraflar ortalama bir fiyatla söylenebilir mi? Tekne, yakıtı, bakım vesaire. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu anda 11 Mayıs 2022. Güncel fiyatlar la konuşacak olursak bundan yaklaşık, yani 5-6 ay, çok fazla uzak bir zaman değil, 5-6 ay öncesinde benim bir Fethiye'ye gitmem, yani tekne, araba, yiyecek içecek masraflarım, yani komple oradaki atıyorum 3 gün 4 gün kalma masrafım ortalama yani 700-800 lirayı falan buluyordu ya. Gerçi hiç abartmıyorum yani, tekne masrafı, benzini, bilmem nesi. Bir Fethiye'ye gidip gelmem ortalama 700-800 lirayı buluyordu. Hadi maksimum iyice gezdim ettim bilmem ne 1000 liraydı. Ama şu anda yani Fethiye'ye gidiş geliş artı teknenin masrafı, yani bakımı falan karıştırmıyorum. Yiyecek içecek vesaire nereden baksanız 2500-3000 liraya geliyor yani. Maalesef böyle gerçekten, yani 4 kat 5 kat arttığı yerler oluyor böyle o 7-8-5 ay öncesinde göre. Ama maalesef işte enflasyon vesaire, dolar molar derken gerçekten artık bu konuda inanılmaz zorlanmaya başladık. Yani bu şekilde iş yapanlardan bahsediyorum. Gerçekten çok zorlanmaya başladık.
Yani bana mesela çok soru geliyor. Niye işte yakında geziyorsun? Niye hep uzaklara gidiyordun? Eskiden bir sürü yer geziyordun. Arkadaşlar o zamanlar da neredeyse bu paraları kazanırken, o zamanlar o bir sürü gezdiğim yere 1000 lira verirken şimdi 5000 lira veriyorum. Yani 5 kat artması demek gerçekten beni çok zorlaması demek. Maalesef yani gelirim de öyle abartı bir gelir değil. Gerçekten böyle gidiyorum yani. Şu andaki çektiğim videolara göre bahsediyorum. Hani çok gezsem zaten çıkartamam. Parasını da çıkartamam. Ödeyemem de zaten de. Hani şu andaki gördüğünüz gibi yani işte arada bir gidiyorum, uzaklaşıyorum. Onun dışında yakın yerlerde geziyorum. Uzaklaşıyorum, yakın yerlerde geziyorum gibisinden. Evet, şu anda maalesef çok zorluyor bu beni. Ama yine de tabii bu hep böyle gidecek diye bir kural yok. Mesela git gel yapmayacağım da atıyorum bir yerden bir başlayacağım. Uzunca bir süre bir sürü yer geze geze gideceğim. Ondan sonra işte kendimi oradan aldıracağım gibisinden. Tabii planlarım var. Yani yoksa hep buralarda gezeceğim diye bir şey yok. Zaten yaz geliyor. Başlamak üzereyim bunlara. Çok az kaldı. Çok daha güzel yerlere gideceğim. Söz veriyorum bununla ilgili de. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Tüplü dalış videoları görecek miyiz? Kesinlikle. Tüplü dalışla yine daha önceden yapmıştık. Batıklara daldık. Batıklardık yani gemi batığıdır, uçak batığıdır vesaire. Yine bunlara dalıp oradaki zararlı yani aslan balıklarını avlamıştık. Yine o şekilde aslan balıklarını avlayıp oranın tarihi böyle daha önce daldığımızda çok eskiden 2. Dünya Savaşı'ndan kalma böyle mermiler, silahlar, gerçekten orada silahlar falan vardı yani hepsini gördük, dokunduk, böyle gösterdik hatta videoda. Yani çok farklı, çok güzel şeyler var, tarihi şeyler vardı. O yüzden yine aynı şekilde bir evet dalış kesinlikle yapacağım. Çok yakında yine bir batığa dalacağız. Tabii bu izinli bir şekilde yapılıyor. Öyle yani kafamıza göre girmiyoruz. Yapılan zamlardan önce satmıştım. Aslında bunun nedeni şu. Şöyle söyleyeyim. Ben çok geziyorum biliyorsunuz ki. Yani gezmeyi seviyorum. Böyle aynı yerde takılmayı pek sevmiyorum. Bu yüzden de tekneyi zaten indir çıkart işte götür getir olayım zor oluyordu. Yani çünkü ağır olduğu için tekne. Bu yüzden de marinaya bağladık. Kemer marinaya biliyorsunuz belki. Kemer marinada tabii ki de sürekli aynı yerlere gidip gelmek zorundaydım. Zaten onun için ayrıca bu Samba Deluxe'i almıştık. Onunla gidip geliyorduk. Orada da yakın yerleri gezmeyi işte Samba Deluxe'den biraz daha konforlu olduğu için, daha geniş olduğu için daha yakın yerlere yine keyfi olarak gezmeye gidiyorduk. Çekimlerimizi yapıyorduk zaten. Ama yani neredeyse iki katı yakıt masrafım oluyordu Samba Deluxe'e göre. Yani hem o diyebilirim size. Hem de zaten zamanla şey bitiyordu artık. Marina'nın kirası yani Marina'nın yeri artık senesi doluyordu. Bir sonraki sene de gerçekten şöyle söyleyeyim 40 bin lira gibi bir fiyat istendi. Yani bunu veremezdim gerçekten de. Yani zordu. Bir öncekinde 20-22 binken yıllıktan bahsediyorum. Bir sene sonra 40 bin liraya çıkınca maalesef veremedik. O yüzden de teknemizi satmak zorunda kaldık. Çok seviyorduk onunla gezmeyi, bir yerlere gitmeyi ama işte bu tarz nedenlerden ötürü sattım. Onun dışında herhangi bir memnuniyetsizliğim vesairem yoktu kesinlikle. Bunu da belirteyim. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Motorun kapağında Yamaha yazılarının üzeri neden bantlı? Sadece Yamaha değil. Yamaha'nın üzeri bantlı. Marimbot'un üzeri bantlı. Kullandığım zıpkın daimimin üzeri bantlı ya da orada görebileceğiniz herhangi markaların hepsinin üzeri bantlı. Bunun nedenini de biliyorsunuz. TV8.5'ta yayınlara çıkıyorum artık. Videolarımı orada yayınlıyoruz. Maalesef rütüye göre ya da işte reklamlara göre biliyorsunuz öyle direkt reklam yapamıyor. Yani bunlar hep reklama girdiği için uygun olmuyor. Maalesef onları kapatmak zorunda kalıyoruz. Sansürlemek zorunda kalıyoruz. Yani onu kapatmazsak videoda editteyken, montajdayken sansürlemek zorunda kalıyoruz. O da birazcık zor oluyor maalesef. O yüzden de maalesef bunların hepsinin üzeri bantlı. Yani bunun nedeni bazıları işte dalga geçiyor. Ne oldu diyor, sana para vermediler o yüzden mi kapattın üstünü falan gibi böyle
Yani sanki bana para veren herkesin ismini yayınlıyorum, vermeyenlerin hepsini sanki siliyorum, reklamını yapmıyorum falan gibi böyle can yakıcı ve hatta can yakmaya çalışan kötü kalpli insanlar çok var. Bunlara karşı da bunu söylemek istiyordum. Kesinlikle bunun parayla bir ilgisi yok. Tamamen mecburiyetten dolayı kapatıyorum. Yoksa ben de kullandığım şeylerin üstüne siyah bant çekmek ve bundan açıklamasını yapmak zorunda kalmak bile beni yani sıkıyor, üzüyor. Ne gerek var ki böyle şeylerle uğraşayım? Ama maalesef televizyonda biliyorsunuz yok Coca-Cola'dır, yok işte Fanta'dır, Pepsi'dir, ne bileyim Yamaha'dır, Honda'dır, bilmem nedir. Bunları çekemedikleri için, koyamadıkları için yani reklama girdiği için maalesef kapatmak zorunda kalıyoruz. Yani bunun nedeni de tamamen bu. Bunu da söyleyelim. Çünkü bu konuda da bir sürü yorum alıyorum. Bir diğer soru. Denizde çok zaman geçirmeyi sevmene rağmen neden karadan seyahat ediyorsun römork ile demişler. Yani az önce de anlattım, ben gezmeyi seviyorum. Yani aynı yerde denizde oturayım, geleyim, oturayım, geleyim. İşte eve gideyim, aynı yere gideyim, denizde. Yani aynı yerde durmaktan, yani tabii ki denizde olmaktan hoşlanıyorum ama farklı yerler keşfetmek, farklı yerler görmeyi daha çok seviyorum. O yüzden römorkla seyahat ediyorum. Bir diğer soruya geçeyim. Bir başka ülkeye gidip yaşama fırsatın olsa nereye giderdin ve neden? Aslında yani ben coğrafi olarak ülkemi çok seviyorum. Bayılıyorum yani. Bu deniz, bu güzellikler, ormanlar, işte ormanla birlikte deniz yan yana, koylar vesaireler başka ülkelerde neredeyse yok. Yok yani gerçekten dünyanın en güzel koyları, en güzel yerleri gerçekten ülkemizde mevcut. Ama illa bir yere gidecek olsaydım Kanarya Adaları'na gitmeyi çok isterdim. Çünkü oranın da coğrafyası, balıkları, denizi aynı bizimkine çok yakın. Orada da hem tropikal hem de bizdeki atıyorum işte ıskarozlar, saryozlar, kuzular, dev traller falan filan hepsi orada da var. Kanarya Adaları'na gitmeyi çok isterdim böyle. 15 kiloluk, 20 kiloluk kofanalar, bilmem neler yani fink atarken onları görmeyi, onları yemeyi vurarak hatta yani böyle denize yakın bir yerde bir evim olsa sadece denizden yaşamayı çok isterdim mesela. Bir başka soruya geçiyorum şimdi. Şimdi şöyle bir soru gelmiş mesela, bunu da açıklığa kavuşturalım. 5 veya 5 tekneler, metre tekneler için yıllık ortalama marina ücreti nedir? Ya bunu o kadar çok soran oluyor ki, o kadar çok kere açıkladım ki tekrar açıklayayım burada. Arkadaşlar bunun teknelerle bir ilgisi evet var, tekne boyuyla, ama bunun marina ücretlerinin marinalarla ilgisi var. Yani şöyle söyleyeyim size, ben burada 40 bin lira verirken hemen 5 kilometre ötedeki bir başka marinada 10 bin liraya kalabilirsiniz. Bir başka şehirde 5 bin lira olabilir yıllık ücreti. İşte İstanbul'da 3 bin lira olabilir ama bir sonraki marinada 50 bin lira olabilir. Yani bunun herhangi bir fiyat ortalaması yok. Öyle söyleyeyim. Şu tekneler bu fiyata gibi bir fiyat yok. Artık hani bunu daha fazla muhtemelen yine açıklamam gerekecek. Sürekli bununla ilgili sorular alıyorum ama olabildiğince Instagram'dan falan da insanlara, herkese cevap vermeye çalışıyorum. Herkese veremiyorum, evet. Hatta bana mesela bu soru cevabı yazarken birisi demiş ki sordum sordum cevap vermedin, aha da çıktım takipten. Ya abi çık, çünkü neden? 13.000 tane görüntülenme almışım ve yüzlerce soru var. Yani bu yüzlerce soruyu burada tutup da aa sen sormuşsun abi o zaman tamam mutlaka cevap vermem gerekiyor sen sorduysan gibi bir şey maalesef mümkün değil. Oradan seçerek sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Daha çok genel olarak merak edilen soruları cevap vermeye çalışıyorum. Yani yoksa sırf sen sordun diye ona cevap vermediğim için takipten çıkacaksanız, yani zaten kimse zorla tutmuyor. Tabii çıkmak isteyen çıkabilir ama maalesef herkese cevap veremiyorum. Herkese yazamıyorum. Herkesin sorularına, çünkü mesela bazen şu konuda da cevap vermediğim, gerçekten isteyerek cevap vermediğim oluyor. Hangi sorular derseniz çok rahat bir şekilde hemen araştırıp bulunabilecek sorulara hiç uğraşmadan, işte yattığım yerden oturayım da ben yazayım bana cevabı komple, bu kadar yani cevabı bu kadar olabilecek bir soru ve onun cevabı var internette ya da videolarımdan, yani sadece YouTube'a bile yazsa bulabileceği sorular var.
Ama bu kadar şey yazmam için yattığı yerden bu nasıl gibisinden sadece hiç uğraşmadan sorulan sorulara mesela cevap vermiyorum. Çünkü bu kadar bir cevap yazmam gerekeceği yerine siz hemen bana o kadar yazmak yerine internete yazsanız çok rahat bulabilirsiniz. Mesela o sorulara da cevap vermiyorum açıkçası. Böyle birazcık sistem ettim ama olsun, yapacak bir şey yok. Benim de bazı şeylerim maalesef oluyor, şikayetlerim. Herkesin olduğu gibi. Hemen bir sonraki soruya geçeyim. Sadece gezdiği koyları bizimle paylaşan Çağdaş Öztürk nasıl bir anda bu kadar popüler oldu? Popülerlik değil. Aslında ben buna şöyle bakıyorum. Ben o kadar yer gezdim ya, o kadar gezip gösterdim ya. Aslında ben bunu daha önceden de gezip görüyordum kendim ama bunu anı olsun diye paylaşmak istedim. Ben YouTube'a böyle başladım. Anı olsun ya, gezdiğim gördüğüm yerleri çekeyim, onun videosunu paylaşayım orada ve daha sonradan girip izleyeyim ya da çoluğuma çocuğuma izleteyim gibisinden anı olsun diye koymuştum. Meğerse insanlar böyle şeyler görmeyi çok istiyormuş. Yani bunun aslında bütün nedeni bu. İnsanlar, ya ben bir de şimdi herkes bana söylüyor doğalsın bilmem nesin diye. Zaten bir şey olmaya çalışmadığım için de böyle. Hani başka bir kişiyle bürünmeye çalışmadım. Hep neysem oydum. Ne gördüysem onu gösterdim. Ne hissettiysem onu söyledim, dile getirdim. İnsanlar da aynı benim gibi düşündüğü için belki bunları çok sevdi. İnsanlar gezip gördüğüm yerleri çok sevdi. Onlar da görmek istediler. Binlerce kişi tekne aldı benim videolarımı izleyip. Her gün 15 kişi senden görüp tekne aldım diye hala her gün bana mesaj atıyorlar. Hepsine olabildiğince hayırlı olsun diyorum, ilgileniyorum. Yani insanlar da böyle şeyleri yapmak istiyormuş ama bir öncü bekliyorlarmış sanırım. Yani bunu yapan birisi olsun, bize yol göstersin, biz de o yolda gidelim gibisinden sanırım içlerinde hep varmış. Türkiye'de de biliyorsunuz benim yaptığım konsepti hiç yapan yoktu. İlk olarak ben başlattım. Benden sonra evet birkaç böyle ben de yapacağım, ben de aynı şekilde gezeceğim, tozacağım, ben de aynı şeyleri yaparım gibisinden böyle ataklar çıktı ama maalesef yani şey yapmak istemiyorum tabii ki, herkes istediğini çekip koyar ama maalesef yapamadılar. Yine geziyorlar, tozuyorlar kendi kendilerine ama o kadar gezip tozuyorlar yani. Çok fazla bir yerlere gidemiyorlar, gitmiyorlar. O yüzden de muhtemelen ben öyle görüyorum. İnsanlar yapmak istedikleri şey aslında buymuş. Ama bir öncü arıyorlarmış. Bir bunu yapan kişiden görmek istiyorlarmış. Hani biz insanlar da vardır yani. Hani bir şey yapacağım ama bakayım bir ya önce yapan var mı? O tehlikeye girmeyeyim gibisinden. Muhtemelen bu tarz kafayla arayıp bulup yani önüne çıktı ya da YouTube'da izleyip ulan ne kadar güzelmiş, evet ben de bunu yapmak istiyorum deyip yapan insanlar doldu taştı yani, öyle söyleyeyim. Şu anda bile yani yüzlerce kişi halen bana gittikleri yerden mesaj atıyorlar, işte fotoğraf gönderiyorlar, Çağdaş işte hayatımızı değiştirdin, senin sayende tekne aldık, işte çok teşekkür ederiz, hayatımıza yeni bir boyut kattın, hiç bilmediğimiz güzellikler varmış, onları bize gösterdin, sayende bize göz gibisinden hala sürekli her gün mesajlar, fotoğraflar, yorumlar alıyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Öyle yani, bunun popülerlikle bir ilgisi yok, sadece insanlar bir önce arıyormuş ve görmek istiyorlarmış neyin ne olduğunu. Ben de bunu gösterdiğim için insanların da ilgisini çektiğini düşünüyorum. Bir diğer soruya geçiyorum. Ücretli balık ve yüzme turu yapacaktım. Geçen seneki videolarda öyle diyordum. Ne oldu? Bilgi lütfen. Aslında bunu yani bana mesaj olarak atan herkese dönüyorum. Böyle turlar yapıyorum. Benle gelmek isteyen, gitmek isteyen olursa. Instagram'dan benimle iletişime geçip bununla ilgili soru sorabilirsiniz. O konuda Instagram'dan ya da mailden İletişime geçtiğin zaman daha detaylı konuşuruz. Yeni bir soruya geçiyorum. Tekneni değiştirmeyi düşünüyor musun? Yaptığın işten tekrar detaylıca bahseder misin? YouTube dışında demiş. Arkadaşlar, tekneyi değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü henüz en azından. Yani başka bir tekne belki olabilir. Bu bir sürpriz olsun. Henüz bir şey söylemeyeceğim. Ama bu tekneyi değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü benim kullanım amacıma tam uygun bir tekne. Yani hem uzak yerlere gidebiliyorum, hem hızlı, hem az yakıyor. Onun için yaptığım işi arkadaşlar, ben artık bir YouTuber'ım. Maalesef YouTube'dan bir gelirim var. Hayat beni buraya doğru götürdü.
Babamla birlikte, yani normalde kendi mesleğim beden eğitimi öğretmenliği, bunu yapmadım. Yani hoşuma gitmediğini fark ettikten sonra çıktım. Babamla birlikte, babamın marketinde birlikte çalışmaya başladık. Daha sonra ben YouTube'a bu videoları atmaya başladıktan sonra tabii oradan da bir gelir gelmeye başladı. Baktım iki işi aynı anda yapamıyorum. Yani birisini seçmem gerekiyordu. Ben de gezmek istediğim ve hayalimi gerçekleştirmek istediğim tarafa yöneldim ve YouTube'a yöneldim. Hem geziyorum, hem bunu sizlerle paylaşıyorum. Oradan da bir gelir elde ediyorum. Çok fazla değil. Maalesef artık giderlerimiz abartı olduğu için çok fazla bir gelir elde edemiyorum. Evet. Bununla ilgili sponsorluklar vesaireler olursa bunlara da açığım ayrıca. Sponsor olmak isteyen, markasını tanıtmak isteyen olursa bunlarla ilgili yine açığım bunu konuşmaya. Ama onun dışında dediğim gibi artık şu andaki mesleğim bu. Bir başka soruya geçiyorum hazırsanız. Tek başına kaldığım videolarda canın hiç sıkılmıyor mu? Yani ben şöyle bunu yorumluyorum. Tek başına çıkmak bazen gerçekten sıkıcı da olabiliyor, bazen inanılmaz da güzel olabiliyor. Şöyle, tek başına çıktığınız zaman yani kimsenin dırdırını çekmek zorunda değilsiniz. Kimsenin memnuniyetsizliğini çekmek zorunda değilsiniz. Kimsenin "Aa burası böyleymiş ya. Aa ya burası niye böyle? Of burası küçük. Ya burada mı duracağız? Ay hava sıcak. Ya işte güneş kremim yok. Ay gözlüğüm nerede güneşleneceğiz? Burada mı yatacağız?" Yani bu şeylerden tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Bu da inanılmaz güzel bir yer. Çünkü ben bunu defalarca yaşadım. İşte çıkalım. İyi dedim, tamam hadi çıkalım. Çıkıyoruz. Evet burada mı? Bunu mu yiyeceğiz? Ay bu ne yapacağız? Sallanıyor. Bilmem ya. Hani anlatabiliyor muyum? Gerçekten insanı yoran, insanı sıkan şeyler bunlar. Yani insanların dırdırını çekmek gerçekten çok zor. Bazı mesela birlikte tura çıkarttığım insanlarda da bunu görüyorum ve artık gerçekten seçici davranmaya çalışıyorum. Yani hatta yani gelecek olan abiler diyorum, yani böyle deniz tutmanız var mı? Bakın tekne böyle küçük. Bakın şöyle böyle, artık böyle anlatmak zorunda falan kalıyorum. Çünkü insanların memnuniyetsizlikleri benim gerçekten moralimi bozuyor. Herkesin bozar. O yüzden tek başına çıktığın zaman sıkılmıyorum. Çünkü ben o anda ne istiyorsam onu yapıyorum. Nereye gitmek istiyorsam oraya gidiyorum. Hangi yemeği yemek istiyorsam onu yiyorum. Yemek mi yok? Önemli değil. Ama bir başkası olsa, "Aa yemek yok mu? Ulan ne olur." Mesela abimle çıktığım zaman onu çok yaşıyorum ben. "Hadi yemek yiyelim, hadi." Adam 2 saatte bir yemek yemeye çalışıyor. O yüzden de hani abim, onun memnuniyetsizliği benim canımı sıkmaz. Yani çok da mutluyum onunla birlikte ama yani herhangi tanımadığınız ya da bir arkadaşınız olduğu zaman arkadaşınızdan bile soğuyabiliyorsunuz burada. Böyle bir durum söz konusu. İşte yiyeceğiz mi, yemeyeceğiz mi? Ay yemek yok mu? Bu mu var? İşte hadi yemek olmadı mı? Oysa ki benim umurumda olmuyor bunlar. Ben yani o anda sadece atıyorum gün batımı varsa ne yemek ne bir şey umurumda değil. Yani o gün batımında arkama yaslanıp alıp bir içeceğimi içip keyif yapmak, başka kimsenin dırdını çekmek istemiyorum mesela. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum tek başıma çıktığım zaman. Hemen bir sonraki videoya, bir sonraki soruya bakıyorum. 50 kere sorduk, bir kere cevap vermedin. Anında çıktım takipten. Hoşça kal abi, kendine çok iyi bak. Bundan bir marimbotu neden sattım? Az önce onu da cevapladım. Kışlık oda branda yaptırmalı mıyız? Hemen onunla ilgili soruyu söyleyeyim. Arkadaşlar yazın kışlık oda branda. Zaten kışlık yani oda branda. Yazla bir ilgisi yok. Kışın teknede kalacaksanız, yağmurda çıkacaksanız ya da soğukta teknede kalmaya devam edecekseniz evet, oda branda yaptırmanız şart. İçerik üretmek için ortalama aylık giderin nedir arkadaşlar? Söylesem bana acırsınız, o yüzden gerçekten söylemeyeceğim. Yani bunu bilin yeter. Survivor'a ne zaman katılacaksın? İnşallah. Allah'ım ne olursun ya Rabbim, Survivor'a bir gün katılmak nasip olsun. Gerçekten hayat, yani benim Survivor başladığı tarihten itibaren en büyük hayalim Survivor'a gitmek. İnşallah, yani yüzümüz gülür mü bilmiyorum. Bakacağız. Delimine ile bir dalış videosu gelir mi? Gelecek. Onunla ayrı bir mereye dalıp sadece büyük balık kovalayacağız. Sadece büyük balık avlamaya çalışacağız. Tabii kendisi biraz deli olduğu için bizi neler bekliyor göreceğiz bakalım. Hemen bir sonraki soruya geldik. Tintin Fishing'le aynen komedi videoları gelmeye devam eder.
Zaten onunla birlikteyken biz gülüyoruz, eğleniyoruz. Siz de çok eğleniyorsunuz biliyorum. Ha, evet bak bu da mesela ayrı bir güzel soru. 6.20 kullandım ya ben daha önce. 6.20 mi 4.95 mi daha kolay baştan tercih etmek için ilk alırken? Kesinlikle 4.95. Ama biraz tecrübeniz varsa 6.20'ye kullanabilirsiniz. Ama en başta başlarken 4.95 Samba Deluxe'ü tavsiye ederim. Her yere girip çıkarsınız ve manevrası vesairesi çok daha kolay. Recai ve Onur Başkan'la ada videosu gelir mi? Tabii artık yaz geliyor, orası mecbur. Recai abi buradan yavaş yavaş sıkıştırmaya başlarım ben güzel bir adaya. Ama misafir merasına değil yani, bir öncekinde hafif misafir merasına götürdü beni ama bu sefer yemezler. Güzel bir yere götürecek beni. Orası kesin, sözü var önceden. Tekne toplantısı. Evet, tekne toplantısı Temmuz'da Fethiye'de olarak seçildi ama Antalya'da en başında bir tecrübe edinmek için, çünkü bilmiyorum neler olacak, neler bitecek, kim gelecek, nasıl olacak. Ondan öncesinde, gitmeden önce Antalya'da bir buluşma yapacağız, tekne buluşması. Ondan sonra Fethiye'deki buluşmaya gideriz. Yani baktık güzel, ondan sonra Marmaris olur, daha sonra İstanbul olur, İzmir olur. Gittiğimiz yerlerde çok şükür abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bizi teknesiz bırakmayacak abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Bizi orada götürecek, ağırlayacak kişiler var. O yüzden orada da bir tekne buluşması, gittiğimiz her yerde tekne buluşmaları yapmayı düşünüyorum. Bu yaz çünkü böyle Antalya'da pek oturmayacağım, buna emin olabilirsiniz. Gezeceğim bol bol. Gezdiğim yerlerde de herkesle bu şekilde görüşüp buluşmalar yapacağız. Orası kesin, %100 yani. Fethiye'de Y olarak ulaşılabilecek koylar. Mesela işte benim Fethiye'de falan yaşadığım sanılıyor ama ben Antalya'da yaşıyorum, Fethiye'yi bilmiyorum. Uygun fiyatlı balık bulucu tavsiye eder misin? Ben Garmin 5 kullanıyorum. Böyle aşırı profesyonel iş yapmayacaksanız 80-100 metreye kadar gayet uygun ve iyi iş yapıyor Garmin 5 ve fiyatı da diğer balık buluculara göre oldukça uygun yani. Ülke ekonomisi düzelir mi? Vallahi şöyle söyleyeyim, şu anda değil ama belki inanırsınız, belki ben de çok inanmıyorum ama inşallah diyorum. Bütün astrologlar 2024 gibi falan artık düzeleceğini söylüyorlar. Yani 2 sene daha artık ölmezsek açlıktan inşallah düzelecekmiş, öyle diyorlar, bakalım inşallah. Evli ve çocuklu olsan sence bu hayata aynen devam edebilir misin? Bu soruyu ve bu tartışmayı o kadar çok yaşıyorum ki çocuk isteyen, daha doğrusu çocuğu olanlarla yaşayamıyorum çünkü onlar yapamıyorlar. Ben yapılamayacağını savunuyorum, aynı şekilde gezip tozulamayacağını savunuyorum. Çünkü yani çocuğun oldu kaç yaşına gelecek de ondan sonra rahatlayacaksın ve bu işlere gireceksin, gezip tozacaksın. Çünkü maalesef yani ne olursa olsun bakmayın, ekstrem istisnai aileler var yapan ama bizim ülkemizde öyle bir şey mümkün değil yani. Hani çok zor, çok istisna. Böyle çocukla, bebekle çıkacaksın da denizde kalacaksın, uzunca süre orada yaşayacaksın falan filan. Çok zor ya arkadaşlar. Yani varsa bunun mantıklı bir açıklaması ben duymak isterim sizden ama ben çocuklu bir şekilde. Evli olsan evlenmekte problem yok. Eşinle, karınla bunu yapabilirsin eğer o da seviyorsa ama tabii bu da bir gelir gerekiyor yani, sürekli gelen bir gelir gerektiriyor. Ama çolukça çocukla çok zor maalesef. Paranın tadı nasıl demişler, yemedim. İnşallah sen yersin en kısa zamanda kardeşim. Bize de anlatırsın tadını. Denizde motorun güçlü olmazsa denizde mahsur kalma gibi bir durum olur mu? Yani mahsur kalma olmaz ama mahvolma durumu olabilir. Bu da nasıl? Örneğin yani bazı yerlerde arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Mesela 1 saat içerisinde dümdüz denizden 2 metre dalgalara çıkabilecek bazı yerlerimiz oluyor. Denizlerimiz var. Burada şöyle bir sorun var. Siz A noktasından B noktasına güçlü bir motorla buradan işte 2 saatte varırsanız, örneğin çıktınız 2 saat içinde dalgalar yavaş yavaş büyüdüğünde siz burada olabilirsiniz ve kurtarabilirsiniz ama atıyorum 10 beygir bir motorla 5 saatte gidecekseniz 2 saatlik yeri buraya kadar geldiğiniz zaman burada artık 3 saat boyunca, ki o 4 saati de belki aşar, misal veriyorum tamamen anlamanız açısından, oradaki dalgalarla boğuşmanız demektir o sonraki süreç. Yani mahsur kalır mısınız? Çok büyük dalgalarda
mahsur kalırsanız, yani motorunuz arıza yapar vesaire, belki o da sahil güvenlik gelip sizi mutlaka kurtaracaktır. Kimse sizi orada bırakmaz. Ama aslında olay bundan ibaret. Bu A noktasından B noktasına kaçabilmek için biraz hızlı bir motor gerekiyor. Kamera kullandığın, bu da son sorumuz olsun. Kullandığın kameralar neler diye. Arkadaşlar, bir tane GoPro 8 kullanıyorum. Tabi bunu genel olarak su altında, yani su üstünde kullanırken housing yok da, mesela su altına gireceğim zaman mutlaka housing ile kullanıyorum. Yani onun su geçirmez kapaklı kılıfı var. Onunla kullanıyorum. Onun dışında şu anda çektiğim kamera var. Canon 250D. Ayrıca da drone'um var. DJI Mini 2. DJI Mavic Mini 2. Öyle miyim? Kafam karıştı ya. Aynen, Mini 2 işte. Bir de Mavic Air'ım var. 1. Onu şu an kullanmıyorum. Mavic Air 2 vardı. Onu sattım. Şu an Mavic Mini kullanıyorum. Yani gayet işimi görüyor. Kameralarım da bunlar. Video editi olarak da montaj için hangi programı kullanıyorsunuz diye soranlar da oluyor. O da Sony Vegas. Yani diyeceksin ki Sony Vegas mı kullanıyorsun hala falan diye. Ama o kadar alıştım ki artık. Başka bir programa geçmek bana ölüm gelir. O yüzden Sony Vegas benim işimi her türlü görüyor. Zaten film yapmıyoruz ki. O yüzden de her türlü işimi görüyor problemsiz şekilde. Maalesef dediğim gibi denize çıkamadık. Bu hafta deniz videosu yapamadık. O yüzden de soru cevap videosu yapalım dedim. Umarım cevaplarım sizi birazcık olsun tatmin etmiştir. Kafanızda azıcık da olsa bazı bilgi eksiklikleri olabilir. Benim de her zaman eksiklik, herkeste var, öğrenmenin yaşı yok. Ama elimden geldiğince sizlere mesajla da, burada da, yorumlarda da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım da yardımcı olabiliyorumdur. Bir hatamız olduysa lütfen affedin. Olabildiğince hatasız bir şekilde, kimseyi kırmadan, üzmeden, kimseye yanlış bir örnek olmadan videolara devam etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bu şekilde devam edeceğim. Artık ne zaman sonu gelir, ne zaman bu iş biter, biz ne zaman biteriz göreceğiz. O zaman videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden ricam, lütfen kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. YouTube artık eskisi kadar önermiyor herkese. O yüzden biraz biz bize kaldık diyebilirim size. Yine de eğer abone olmadan izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.